Evet, 1 Kasım 2016'dayız ve burası bir trile zeytin bahçesi. Sulanmayan bir bölge. Hortumları olduğuna bakmayın. Su kesildiği için sulanmıyor hâlâ. Ve rekor gelişim müşterimiz Sayın Ömer Sönmez Beyefendinin bahçesi. Kendisi burada yok ancak yardımcısı, asistanı Sayın Arif Bozkurt Beyefendi bahçesini gezdirecek. Arif Bey, burada ilk konumuz zeytin bahçesinde otla mücadele ya da tarlalarda otla mücadele diyelim. Yani burada ot ile alakalı başlayalım. Geçen sene sulanıyordu. Daha sonra su bittiği için, kesildiği için sulanmadı. Ama otla alakalı konuda bir konuşalım lütfen. Otla şöyle anlatayım ben size. Evet. Diğer önce bakan arkadaşlar, ben buraya bir bakıcıyım. Yani neticesinde zeytinlere bakıyorum. Evet efendim. Ömer Bey'in. Otla bayağı bir sıkıntı var. Burası Salihli Hacıdır bu arada. Salihli Hacıdır. Manisa ilçemize bağlı, evet. Ne köy efendim? Salihli Hacıdır. Evet, bölge mevki. Burası Dibek Dağı yine. Dibek Dağı'ndayız, evet. Evet. Daha önceki arkadaşlarımızın bırakma sebebi zaten burada otla mücadeleydi. Evet. Daha sonra rekor gelişimle tanışmış olduk. Ot çok fazla oluyordu. Çok mücadele edilemiyor halde. Çok fazlaydı. Evet efendim. Rekor gelişimle daha önce olduk ve komple araziyi uyguladık. Evet, her tarafını uyguladınız. Her tarafını uyguladık. Otla evet. Mücadelemizi bitirdik. Yani nasıl bitirdiniz? Bitirdik. Nasıl oldu? Birinci yıl attığınız zaman? Birinci yıl attık. Erken çimlenme olayı oldu. Aşırı bir otlanma oldu. Aşırı bir otlanma oldu. Evet. Bu sene mücadelemizi yaptık. Ve neticesinde diğer yıl biz otla mücadelemizi kaldırdık desek doğru olur. Çünkü ot tohumu kalmadı. Ot tohumu kalmadığı için. Kalmadığı için. Peki hani, toprak nasıl oldu rekor gelişim atılan yerlerde? Toprakta bayağı bir gevşeme var. Yani evet. Toprak gevşemesi, yumuşama olayı bayağı var. Evet. Buralar mevki olarak biraz sert topraklar. Sert topraklar. Peki bu bahçe kaç yaşında efendim? Trile bahçesi olarak? Normal bu bahçe 10-11 yaşlarında. Bakımsız bir bahçeydi. Bakımsız, bayağı bir bakımsız. Ömer bahçeydi. Bey burayı satın aldı. Evet, evet, evet. Ne zaman satın aldı Ömer Bey burayı? Ömer Bey burayı 2011 yılında evet. Satın almış daha doğrusu, ben daha sonra tanışmış olduk kendisiyle. Evet efendim, evet efendim. Ben 2 yıldan beri bakımını yapıyorum. Evet. Geçen sene sulanıyordu. Geçen yıl sulanıyordu. Nasıl bir verim aldık geçen sene buradan? Geçen yıl 13 ton. 30 dekardan. O toplanan 30 dekar yerden. 13 ton zeytin aldık. Yani yaklaşık 350, evet. Yok 400-450 kilo gibi dekardan bir verim aldınız. Verim aldık, evet. Yani ağaç başı ne olmuş oldu o zaman? 10-12 kilo civarı ağaç başı zeytin aldık. Buyurun gelelim, şimdi ağaçlara bakalım. Şimdi burası bugün hiç sulanmayan bir yıl. Evet. Efendim, burası nasıl şu an? Bu seneki yıl nasıl geçti burada yani? Bu seneki yıl... Artık şöyle diyeyim, bayağı bir sıcak bir mevki. Kurak geçti. Çok kurak geçti. Yağmur en son ne zaman yağmıştı? Nisan 4. Başka 4 da yağmur yağmadı. Yağmadı. Hemen hemen 6 ayı tekabül ediyor. Evet. 6 aydan beri yağmur düşmedi. Peki yağmur yağmayan bir bölgeye göre. Bakalım şu zeytinleri bir kopartalım lütfen. Şu an üzerinde az ama, tabii ki az ama sürgün de var. Ve evet. Bugün kaç kilo ağaç başı zeytin bekliyorsunuz? 6 kilo dediniz herhalde. 5-6 kilo gibi bekliyoruz. Bunlar olmadı kaç kilo zeytin şu anda? Bu anda şu anda bunlar 180. Şu elinizdekileri sildiğiniz için buğusu gitti. Evet, yoksa evet, hepsi buğulu halde böyle. Evet, bakın. Kaç kalibre çıkar bunlar? Bunlar 180-190 kalibre çıkar. Kalibre çıkar diyorsunuz. Ve sürgünler ne kadar güzel? Gayet güzel. Gayet güzel. Güzel. Ağaçta bir maraz var mı? Hayır. Yani sulanmasında fayda... Ama tabii sulanmadığı için... Sulanmadığı için yandı. Çiçeklenme döneminde yanma olayı oldu. Ondan verim az diyorum evet, ben. Evet. Muhakkak. Sürgün 40, çok güzel. 40 evet. Derece sıcaklarda. Evet. Devam edelim. Buyurun gelin. Bu ağaçta dedik 5-6 kilo. Bu ağaçta ne çıkar efendim? Bakalım gene. Bu ağaçta verimimiz hemen hemen 15 kilo civarı. 10-15 kilo civarı. Biraz daha durumu iyi halde. Tabii tabii. Hiç bir buruşma oldu mu peki? Yıl Hayır, kurak gittiği halde. Olmadı. Yani o noktada bir bırakma olmadı halde. Olmadı. Evet. Zaten Ömer Gazi Beyefendi rekor gelişim ürünümüzü en yakın arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aldı. Evet. Ve memnun kaldı halde. Evet. Evet şu an biliyorsunuz şu çok kötü bir şeydir. Sulanan bir bahçeyi, suyu keserseniz ne olur efendim? Şimdi bunu sulanan bahçeyi suyu kestiniz. Zeytinler yüzeye kök attı. 44 evet. Derece sıcağı görünce evet. Yüzey köklerinden alamadı enerjiyi. Güneş ışını aldı. Ama işte yüzey kökü şöyle efendim bakın. Toprağa rekor gelişim verdiğiniz için, toprak gevşek olduğu için evet. Damlama sulama yaptığınız halde gene de su aşağı indiği için çok da kökler yukarı çıkmadı aslında. Çıkmadı o yüzden yani. Karınız bu oldu. Yoksa olsaydı zaten bu ağaçlarda zeytin hiç olmazdı. Hiç, ağaçların canlılığı da olmazdı. Canlılığı da olmazdı. Zeytinler evet. Çok kötü durumda. Buyurun gelin efendim. Bakın sulanmayan bölge şu an itibariyle. Bakın. Evet görüyorsunuz ağaçtaki zeytinleri. Evet şöyle bakıyoruz. Şöyle sürgünlerimizle alakalı pişkinlik. Biliyorsunuz burada önemli olan şey şudur. Yani burada bu gelecek sene sürgünleri tamam ama bu sürgünlerin dalları ne kadar pişkin?
Gövdesi ne kadar uzunlaşmış? En önemli olan olay da zaten o. Yani Ömer Bey'ciğim hakkınızı helal edin. Bir kıralım onu şöyle sizden ricam. Bakın. Yüksek rakımlı bir bölge olduğu için. Çıt sesini duyuyorsunuz. Kırın. Bu yüksek rakımlı bölge. Bakın kış, bir dakika. Kırılma şekline bakacağım bakın. Olur. Görüyorsunuz kırılma şekli çat diye kırıldı haliyle. Bugün yüksek, odunlaşma olmuş yani. Evet yüksek rakımlı bölge için bu odunlaşma olmamış olsa zaten kış döneminde bu ağaçların yani %90'ı kurur. Soğa zarar verme olasılığı daha yüksek haliyle. Daha fazla yüksek evet. Rakımımız çok yüksek. Evet. Ama gerçekten rekor gelişimden sonra biz bu olayı yendik diye düşünüyorum. Evet çünkü zeytinlerin geç kalması halinde bakın şu an ağaçlarınız yeşil olduğu halde evet. Şey güzel. Yani devam edelim. Buyurun gelin ağaçlarımız burada. Bakın sulanmayan bir bölgedeyiz. Bakın şu an itibariyle görüyorsunuz. Ağaçların salkım gibi üzümleri de var burada şu anda. Zeytinleri var. Üzüm demişim. Üzüm gibi olduğu için. Evet, evet. Gösterir misiniz şöyle? Bir kaldırın şöyle. Çekeyim şöyle. Bakın sulanmayan bölge. Şöyle. Tabii ki yıl aşırı kurak. Yani bunu da bilmek lazım haliyle. Evet ağaç başı 6 kilo 10 kilo gibi gene. Yani geçen seneki kadar gene zeytin var şu anda. Tabii evet. Yani kalite olarak biraz daha iyi mi? Peki sulanmayan bölge sormuyorlar mı burada yani sulamadan bunu nasıl yapıyorsunuz diye? Soruyorlar tabii soruyorlar. Ne diyorlar efendim? Yani diyorlar ki sizin ağaçların neden bu kadar filiz yapabiliyor? Bu 6 aydır yağmur yağmıyor ve zeytinleriniz evet. Buruşmuyor. Buruşmuyor. Yani taneler bunu soruyorlar diyorsunuz. Evet, evet soruyorlar. Peki siz ne diyorsunuz? Bizim de anlattığımız olay biz burada rekor gelişimi kullandık. Evet, evet. Topraktaki gevşeme. Bir gösterelim halen ne kadar gevşek. Sizden ricamız. Bakın. Olayı. Biraz daha derine kazabilir misiniz sizden zahmet tabii, olmazsa? Tabii. Kazın. Sıkıntımız yok. Kaç yıldır sulanmıyor orası? Yağmur yok. Altı devam edelim. 6 aydır buraya. Biraz daha derine inelim. Damla düşmedi. Toprak gevşek. Un gibi oldu diyorsunuz halen. Un gibi. İşte bu verimin adı. Evet. Ama takdir edersiniz ki yıl aşırı kurak. Sıcak, stresli. Evet. Yani bugün bu anlamda da ağaçlar geçmişten bakımsız haliyle. Dolayısıyla yenilenmiş. Şu an ağaçlarınızda herhangi bir maraz var mı? Yıldan? Hayır, hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntı yok haliyle. Şu an görüyorsunuz. Bence de sulanmayan bir yıla göre 2016 yılında. İnanın bana gittiğimiz yerlerde sulanmayan yerlerde bu sene için konuşuyorum. Yani zeytinler ağaçların üzerine yapışmış durumda. Evet onu ben... Yani burada nasıl durumlar gördüğünüz kadarıyla gittiğiniz arkadaşlarınızın bahçesi için konuşuyorum ben. Buradaki sulanmadık araziye göre bir numara. Bir numara. Şu an siz de evet. Evet. Bir numaradayız. Bir numara durumdasınız haliyle. Evet. Sulanan yerde de müşterilerimiz gene bizim müşterilerimiz. Onlar da buranın gene sulanana göre bir numarası. Evet şöyle bir durum evet. Var. Şimdi bu bölgede genel olarak konuşayım. Ben de bu bölgede rekor gelişim kullanmadık arazilerde zeytin yok. Zeytin yok yani. Şimdi 40 dönüm 50 dönüm zeytin olup da. Evet. Hani 100 kilo 200 kilo zeytin toplayanlar var. Peki başka bir bahçede var sizin baktığınız gene? Evet. Aynı da bir sulanmadık bir bahçem daha var. Evet. O bahçemde de gerçekten çok güzel zeytinim var. Evet. Onda da aynı şekilde rekor gelişim kullanıldı. Evet. Gerçekten şimdi arkadaşlar yani köy olarak bizim arkadaşlarımız geliyor. Bakıyor evet. Araziye diyor ya sizde zeytin var bizde neden yok? Neden yok? Biz de olayı anlatıyoruz. Diyoruz ki biz rekor gelişim kullandık. Hı-hı. Kullandığımız için bu farkımız var. Evet. Zeytinimiz de var. Evet. Yok. Şimdi hiç sulanmadık herhalde hiç zeytinimiz tabii yok. Tabii ki. Olmayan arkadaşlar tabii bizde ki. Gerçekten var. Var ve sağlıklı duruyor. Sağlıklı ağaçlarımız, sağlıklı zeytinimiz var. Evet yani yağlık değil dublo olarak verdiğiniz zeytinler bunlar yani. Ben sulanmadık arazide bu sene. Evet. Diyorum ki ben hiç 6 aydır yağmur sulanmadık arazide. Evet. Yani bu arazinin %90'ını danelik olarak satarım. Satarsınız. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ömer ben... Gazi Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Buradan bahçesini geziyoruz ve bahçesi sulanmadığı yıla göre son derece güzel içi rahat olsun. Bu noktada zaten kendisi de geliyordur sık sık ama evet. Ben şu an itibariyle konuşuyorum haliyle. Durum böyle. Budamasını da güzel yapıyorsunuz. Tabii. Peki budamayla alakalı bir bilgi verir misiniz? Yani nasıl bir budama şekli tavsiye edersiniz buralarda? Biz burada uyguladığımız budama yani bizim bu bölgeye uygun budama ağacın göbeğini aşmak yoktur bizde. Yani büyük dal kesimi yapılmaz. Evet. Yaptığımız zaman aynı olay. Diyorum. Evet. Güneş yanması çok fazla oluyor. Evet. Danelerde yanma oluyor. Evet. Bizde ara budama. Top şeklinde ağacı toparlayıp o şekilde sokmamız lazım ki evet. Verim alabilelim. Bizim ben de size katılıyorum. Olay bu. Ben de altına imza atıyorum tamam mı? Yani diğer sağlık. Evet. Bölgeler için ben evet. Bir şey demiyorum ama genel olarak zeytinde yapılması gereken evet. Bana göre. Evet. Tabii yıllardan beri bu işlerle uğraştığımız için diyorum. Evet. Evet. Bana göre top budama yapılsın, ara budama yapılsın. Ben de size katılıyorum ve altına imza atıyorum. Yani yaptığınız şekil doğrudur. Çünkü... Bir trili ağacı, bakın bir edremit ağacı değildir. Bir yağlık zeytin evet. Değildir. Dolayısıyla bu ağaçta bir yıl çok bir yıl az değil.
her yıl orta bir zeytin almak istiyorsanız sizin formül daha doğru bir formüldür yani. Evet, evet. Ki doğrusu da budur yani. Ağacı yüklemeyin. Hep sürekli zeytin olsun yani. Evet. En doğrusu budur. Tamam. Biz durum de gerçekten şekilde. Bu yaptığımız olayda memnunuz. Evet. Evet. Tabii bölgemizi daha çok tanıdığımız için. İnşallah yakın zamanda bir yağmur yağar. Bakın. İnşallah. Gelin böyle efendim. Gelin bakın. Hiç sulanmayan bir ağaçta şu rengi bulabilir misiniz? Bakın şu rengi görüyor musunuz? Artık yani bunu bulabilmek imkansız. Onu gösterebilmem için. Aha. Yan tarafta aynı sulanmadık bir yer. Hemen var mı efendim? Gel geçelim. Buyurun gelin. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun geçelim. Su nereden çekildi bitti bu arada burada? Nasıl oldu? Yeraltı suyu kaynağı kesildi. Çekildi, kesildi yani. Bu sene yani yürüm kutlar bitmesi olayından diyelim artık. Evet efendim. Kesildi. Yani bu olayı sadece olabilir. Biz yaşamadık. Evet. Bayağı bir arkadaşlar yaşadı. Evet. Geldik buradan böyle. Burası değil mi? Ha. Evet bakın. Atılmayan bir yan bahçeye geldik. Evet. Kaç yaşında bunlar efendim? Bunlar 10-11 yaşında. Zeytin var değil mi elinizde? Şunları da alın. Buyurun gelin. Ha. Burada yapışmış. Bakın gelin. Şu an itibariyle buradan yuvarlanmayalım. Allah kayıyoruz. Hoppala. Evet geldik bahçeye. Atılmayan bahçe. Bu da sulanmadık. Rekor gelişim kullanmadık. Şuradan koparttı mısınız zeytinleri? Bu arasına katalım şöyle bir. Şöyle arasına koyalım da yalnız. Gözüküyor mu arasında? Diğer zeytinin silinmesi elimde olduğu için. Sulanmayan bölge şu an burası. İşte şu arkadaş da sulanmayan bölge. Bu da evet. Sulanmayan bölge. Sulanmayan bölge evet. Ama birisi rekor gelişim, diğerisinde yok. Şuradan yarım kilo zeytin çıkar mı? 200 gram çıkar. Yalnız şunu soracağım ben. Canan Bey diyor ki, Canan Hanım pardon, Canan Karatay hanımefendi. Çürük diyor meyveleri yemeniz lazım diyor. O zaman bunu Canan Hanım'a satalım. Valla Canan Hanım gönül rahatlığıyla bunu alabilir. Alsın. Çünkü çürük meyveler istiyor sürekli. Yalnız bugün şunu ben bu noktada bir yanlış bilgi var. Bakın şu ağaca çürük olduğu için şu zeytine sağlıklı demek mümkün değil. Yani efendim çürük elmaymış, çürük zeytinmiş. Yani isteyen varsa bu zeytini yesin. Bakın. Yani bana göre sağlığı açısından... Acaba zeytin derler mi arkadaşlar? Ona da bir işte tekrar söylüyorum bakın bu yanlış. Bakın asıl olan şey şudur. Topraktan ideal seviyede mineral çekebiliyorsa evet. O bitki en sağlıklı bitkidir. Yani dolayısıyla bu bitkinin illa çürük olursa çok iyidir mantığına kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle yanlıştır. İsteyen o zaman onun gibi düşünenler buyursunlar gelsinler şu zeytinler yesinler. Tamam. Yani çürük aslında... elmayla... Şuradaki gördüğünüz yani çürük zeytin arasındaki fark bu. Hiç fark yok yani. Bakın bahçe hali şu. Bakın gerekirse. Gelin efendim. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Bizim rekor gelişim kullanmış olduğumuz arazide. Evet. Tabii zeytinyağı. Cumhur cinsi ne bu ağacın? Bu da trilya. Bunlar trilya. Edremit karışık. Karışık ama bütün bahçe yanık vaziyette. Yanık vaziyette. Çakmak çaksanız yanar şu anda? Hemen hemen. Otlarla aynı renkte görüyorsunuz. Bakın yaprak otlarla aynı renkte yani. Gitmiş ya bitmiş. Bahçe gitmiş halde şu anki halde bu şekilde. Yani bölgenin kuraklığını anlatmak açısından konuşuyoruz. Yani sadece bir ağaç değil bütün ağaçlar böyle. Bakın buyurun gelin. Görüyor musunuz? Bakın yine zeytinleri kopartalım. Evet. Bunu ben adresini vereyim. Çürük yemek isteyenler buradan alabilir halde. Bakın bugün görüyorsunuz bu noktada tabii ki hormonlu ilaçlarla gübrelerle beslenmesin. Ama... Yani çürük zeytin, çürük elma yenmesi lazım. Mantığı kesinlikle kabul etmiyorum. Yani arkadaşlar yani, da yanlış anlamasın evet. Bu konuda. Desinler ki bu zeytinler hormonlu. Hayır. Doğal, doğal. Toprağın doğal, getirdiği sadece şey. Sadece doğal bir zeytin. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Canan Hanım, Canan Karaday hanımefendi çok iyi bir tıp profesörü olabilir. Ancak tarım konusunda bilmediği şeyler olduğundan net söyleyebilirim haliyle. Çünkü bir çürük elma, çürük zeytin, şu bu iyi olur. Öyle bir yanlışla asla katılmıyorum. Bugün bir kere çürük yemek istiyorsanız buyurun burada yeter kadar var. Bakın ölmüş bir bitki. Buyursunlar gelsinler satın alsın yesinler. Bugün şu konuda katılıyorum. Yani işte efendim fi tarih önce bir elma şu anki 26 elmaya bedelmiş. Doğru. Onlar hangileri efendim? Azotla bol bol şişirilen, nitratla şişirilen ürünler. Doğru ona katılıyorum. O konuda katılmadığım bir nokta yok. Ancak ve ancak bugün şunu bilin haliyle. Eğer topraktan yeterli düzeyde demirini, bakırını, çinkosunu vesairesini yani minerallerini, azotunu, fosforunu, potasyumunu doğru oranda çekiyorsa ve bu bitkide, bu meyvede sağlıklı tadı güzelse buna efendim bu da olmaz, bu da yenmez, illa çürük olması lazım mantığı yanlış haliyle buyursunlar çürük yemek istiyorlarsa burada gelsinler alsınlar yani. Durum bu kadar net haliyle. Size %1000 organik bitki o zaman madem öyle işte organik bitki bu. Dolayısıyla
Bu yanlış bir düşüncedir herhalde. Bu noktada tarımın ileri gitme şansı yok. Çiftçinin para kazanma şansı yok herhalde. O yüzden bu konuda herkes her şeyi bilmez. Herkes kendi alanında bir kere bilsin. Dolayısıyla tarımla alakalı konuda durum budur. Yoksa hocalarımızın tıp alanındaki başarıları, bilgileri maşallah dünyaya denk. Ama bu anlamda hani tarımla alakalı illa çürük meyve iyidir mantığı, tezi kesinlikle katılmıyorum. Şu an şu bitkilerden aldığımız, zeytinlerden aldığımız yağ olsun, içeriye olsun, şu olsun, bu olsun neredeyse çok sıkıntılı bir durumda. Ama diğer yan bahçedeki bir ağaçtaki mineral değerlerinin çok çok iyi olduğunu söyleyebiliriz haliyle. Bunu rahatlıkla isteyen ölçebilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada zaten rekor gelişim müşterilerimiz çoğunluğunu organik marketlerde ya da çeşitli satılıyor halde rahatlıkla, çünkü lezzet tadı güzel olduğu için, lezzeti güzel olduğu için zaten rahatlıkla bunlar alınıyor halde. Toprak kaliteli olduğu için, toprak havaları olduğu için halde bu anlamda en kaliteli meyveler yetişiyor halde, sebzeler yetişiyor halde. Bu bahçenin sahibi ne yapmayı düşünüyor bu arada? Vallahi bu bahçenin sahibi ne yapabilir? Bunları çıkar toplayıp herhalde toplayabilirse, ağacından kopartabilirse evet, yağ çıkartacak herhalde büyük ihtimal. Yağ çıkar der misiniz? Yağ da pek... Çıkmaz. İşçiliği kurtarmaz burası. Çünkü burasının çok yüksek asit oranlı yağ çıkar. Peki ot nasıl burada ot? Ot maşallah var. Sizinki de böyleydi eskiden. Aynendi. Aynendi evet. Aynendi. Aynen evet. Ya bundan daha kötü de diyebilirim. Daha kötü diyebilirsiniz. Yani şu ileride gördüğünüz yüksek otlar gibiydi benim olduğum evet, gibi. Şurası şöyle gibiydi. Şöyle. Bunlar gibiydi benim aldığım. Ama rekor gelişimle otla mücadelede bu noktaya getirdi sizi yani. Artık görünen köy kılavuzu istemiyormuş. Evet istemiyor. Derler istemiyor yani. Evet aynen öyle. Bakın ağaçların hali burada bu şekilde. Biliyorsunuz hiçbir zeytin yok ya da dökülmüştür zaten çoğusu ve yapraklar küçük küçük. Zeytin ağacı demeye gerek yok. Yani yıl bu kadar kötü. Yıl gerçekten kötü. İşte bu. Bu ağaçlar hiç bu kadar oldu mu böyle? İşte görünen yani yan yana baktığınız zaman zaten şuradaki yeşillik ve buradaki yeşillik. Tabii bakın şu ışığı alır ama zaten az önce çektik ağaçlarımız yani orada bir yeşillik. Bakın şu bizim ağaçlarımız şunlar. Bakın burası güneşten çekilmiyor belki ama. Bakın bu atılmayan ağaçlar bunlar da ve durum bu şekilde. Bakın yandakiler ağaç gibi duruyor yeşil. İşte burası da bu. Burada bu şekilde görüyor musunuz? Bakın sol taraf atılmayan, sağ taraf bizim ağaçlarımız atılan ağaçlar ve sulanmayan bölge ikisi de durum bu şekilde. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 1 Kasım 2016 bahçenizi gezdiriniz. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.